Bölüm 52. Allah'tan rahmetini ümid etmek. Allah salih kuldan bahsederek "Ben işimi ve durumumu Allah'a bırakıyorum. Muhakkak ki Allah kullarının her halini görür." İman eden o adamı Allah kavminin kurduğu tüm tuzaklardan korudu. 40 Mü'min 44-45 Hadis 441 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Aziz ve celil olan Allah, ben kulumun beni zannedip bildiği gibiyim. Beni hatırladığı yerde ben daima onunla beraberim. Rahmet ve yardımım onunla beraberdir. Allah'a yemin ederim ki kulunun tevbesinden dolayı Allah'ın hoşnutluğu sizden birinizin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden daha büyüktür. Bundan dolayı Allah şöyle buyurmuştur: Bana bir karış yaklaşana ben bir arşın yaklaşırım. Bir arşın yaklaşana bir kulaç yaklaşırım. Bana yürüyerek gelene ben koşarak gelirim. Hadis 442. Cabir İbni Abdullah Allah ondan razı olsun şöyle demiştir: Vefatından üç gün önce Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim. Her biriniz ölürken Allah'ın bağışlayıcı ve merhamet sahibi olduğunu hüsnü zannederek yani güzel duygu ve beklentiler içinde olarak ölsün. Hadis 443 Enes, Allah ondan razı olsun. Ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim. Dedi. Allah buyuruyor ki, ey Adem oğlu, sen bana dua edip affedilmeni umduğun sürece sende bulunan günahlar ne kadar çok olursa olsun seni bağışlarım. Ey Adem oğlu günahların yerle gökleri dolduracak seviyeye ulaşsa benden bağışlanmanı istersen seni affedip bağışlarım ey Adem oğlu sen yeryüzünü dolduracak kadar günahla fakat bana hiçbir şeyi ortak tutmamış olduğun halde huzuruma gelirsen ben de seni Yeryüzü dolusu bağışlamayla karşılarım.